Sevgili öğrenciler, doğal sayılar konumuza devam ediyoruz. Üç basamaklı doğal sayılarda rakamların sayı ve basamak değerleriyle ilgili alıştırmalarımıza devam edelim. İlk önce birinci resmimize bakıyoruz. Abaküsümüzde yüzlükler, onluklar ve birlikler var. Yüzlükler kısmında 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzlüğümüz var. Onu yazıyoruz. 5 yüzlük. Onluk 3 tane var. 30 oldu. Birlikleri sayıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane birliğimiz var. Evet. 500, 5 tane yüzlük. 3 onluk 30, 537. Bunların sayı değerleri, sayı değeri rakamlarla aynı oluyor. 5, onluklar 3 tane olduğu için 3, birlikler 7 tane olduğu için 7. Basamak değerleri ise bulunduğu basamaktaki değerle ilgilidir. 5 tane yüzlük olduğu için 500 yazıyoruz. 3 tane onluğumuz 10, 20, 30. Değeri 30. Birliğimiz 7 taneydi. 7. İkinci tablomuza bakalım. Yüzlükler 2, 4, 6, 7 tane yüzlüğümüz var. Yazıyoruz. Onluğumuz yok. O zaman 0 koyuyoruz. Birlikler ise 3 tane. Okuyorum. 703. Sayı değerleri rakamlarla aynı oluyordu. 7 tane yüzlük olduğu için 7, 0 ve 3. Basamak değeri 7 tane yüzlüğün değeri 700. Yazıyoruz. Onluğumuz yok. Değeri 0. 3 tane birlik 3. Aşağıdaki alıştırmalarda ise sayıların basamak değerlerini yazalım. Birler basamağından başlıyorum önce. 7'nin değeri 7. 2'nin değeri 2 tane onluk olduğu için 20. 4 tane yüzlüğümüz var. Onun da değeri 400. Diğer sayımız 379 sayısı. 9 birlik 9. 7 onluk 70. 3 tane yüzlük 300. Son sayımız 105. 5 tane birlik değeri, basamak değeri 5. Sıfırın basamak değeri 0 çünkü hiç onluk yok. Bir tane yüzlüğümüz var. Değeri 100. Son alıştırmamızda ise bu kez basamak değerleri yazılmış. Bize sayımız isteniyor. 6 birlik var. 6 yazıyorum. 7 onluk 70. Değeri 70 olan 7 onluğumuz var. Ve değeri 300 olan 3 tane yüzlüğümüz var. 376. Son sayımız birliklerde 0 var. Onluklarda 40 var. Yani 4 tane onluğumuz var. 9 tane yüzlük 900. O zaman buraya 9 yazıyoruz. Diğer alıştırma kağıdımıza geçelim. Burada sorular çıkıyor karşımıza. Soruları yaparken çok dikkatli olmalıyız. Birinci soruyu okuyorum. 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? En büyük olduğu için 900, yani 9 rakamını koyuyorum. Onluklarda da 9. Birliklere de 9 koyuyorum. 3 basamaklı en büyük doğal sayımız 999. İkinci sorumuza dikkat edelim. Böyle soruları yaparken her verilen söyleneni tek tek düşünmeliyiz. Rakamları birbirinden farklı. Şimdi yazacağımız sayımızın rakamları birbirinden farklı olacakmış. Bakın üstte 999 rakamlar aynıydı 999 sayısında. Ama burada rakamlar birbirinden farklı olacakmış. Ve 3 basamaklı olacakmış. Ve en büyük sayıyı bulacağız. Yani 3 tane bize ipucu vermişler. Tekrar edelim. Rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı en büyük sayı. Şimdi 3 basamaklı en büyük sayı olması için en büyük basamak olan yüzler basamağına 9'u koyuyorum. 900. İkinciye 9 koyamıyorum çünkü rakamlar farklıydı. O zaman 9'dan daha az olan 8 diğer rakamlar arasında. 9'dan önce 8 geldiği için. Üçüncüye de 7'yi koyuyorum. Ve sayımız ortaya çıktı. 987. Diğer sorumuz 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
Zaten 3 basamaklı sayıları söylerken bunu size hatırlatmıştık. 3 basamaklı sayılar 100'den başlıyordu ve en küçük doğal sayımız 100 oluyor. Yine diğer soruya bakalım. Rakamları birbirinden farklı olacakmış yine. 3 basamaklı olacak. Bu kez en küçük sayı olacak. Şimdi başa 0 koyamam. Çünkü baştaki 0'ın bir değeri yok. O zaman 1 koyuyorum. Rakamları birbirinden farklı olduğu için en küçükleri seçiyorum. 0'ı seçiyorum. 1'i ve 0'ı yazdığıma göre en küçük sayılardan kim kaldı? 2 kaldı. Onu da buraya yazıyorum. Demek ki rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı. En küçük sayımız 102'ymiş. Şimdi diğer alıştırmamıza geçelim. Burada da 6, 9 ve 1 rakamlarını kullanarak yazılabilen 3 basamaklı doğal sayıları yazalım. Sırayla yazalım. Buradaki sıraya göre gideyim. İlk önce 6'yı başa koyuyorum. Yanına 9 ve 1'i koyuyorum. 3 basamaklı bir sayı yaptım. 691. Yine 6 başta dursun. Bu kez 9 ile 1'i yer değiştiriyorum. 1'i ortaya, 9'u en sona koydum. 619 yaptı. Şimdi 6'yı başa koydum. O bitti. Sıra geldi kime? 9'a. 9'u başa koyuyorum. 6 ve 1'i yanına koyuyorum. Sonra yine 9'u başa koyuyorum. 1 ve 6'yı yer değiştiriyorum. Evet. Son olarak da 1 rakamını en başta kullanıyorum. Yüzler basamağında. 6 ile 9'u arkasına sıralıyorum. 169 oldu. Yine 1 rakamını başa koyuyorum. Bu kez 6 ile 9'u yer değiştiriyorum. 9 ortaya. 6 en sona geldi. 196 oldu. Demek ki 6, 9 ve 1 rakamlarını kullanarak yazabileceğimiz 3 basamaklı doğal sayılar bu kadar. 6 tane doğal sayı yazdık. Şimdi 0, 3 ve 8 rakamlarını birer kez kullanarak yazabileceğimiz 3 basamaklı doğal sayıları yazalım. Şimdi 0'ı başta kullanamıyorum. Çünkü 0'ı başta kullandığımda 3'ü ve 8'i arkaya koyduğumda isterseniz yapayım ve kullanamadığımı size göstereyim. 0, 3 ve 8'i kullandığımda bu sayı 3 basamaklı olmuyor. 0'ın bir değeri yok. 38 oluyor. Bu da 2 basamaklı oluyor. O zaman bunu yazamıyorum. O zaman 0'ı başta kullanamayacağım için 3'ten başlayalım. 3'ü başa koyuyorum. 0'ı yanına, 8'i arkaya koydum. 3'ü yine başta kullandım. 8'de 0'ı yer değiştirdim ve 380 sayısını oluşturdum. Şimdi 8'i başta kullanıyorum. Yüzler basamağında 8. 0'ı ortaya koyabilirim. 3'ü de yanına koyarım. 803. Yine 8'i başa koydum. 3'ü bu kez ortaya geçirdim. 0'ı en sona gönderdim. 0, 3 ve 8 rakamlarını birer kez kullanarak yazabileceğimiz 3 basamaklı doğal sayılar demek ki 4 taneymiş. Doğal sayılar konumuza diğer videomuzda yine devam edeceğiz.